Merhabalar, Doktor Esra Çelik Şenel. Bu haftaki konumuz üst göz kapağı ameliyatı. Üst göz kapağı ameliyatı sebebiyle klinimize çok fazla sayıda hasta geliyor. En büyük şikayetleri göz kapağı üzerindeki ağırlığın görme alanını kapatması ya da makyaj yaparken makyaj yapamama, bütün her şeyin birbirine karışması en büyük şikayetleri. Evet, uygun hastalarda üst göz kapağı ameliyatını öneriyoruz. Fakat eğer kaş düşükse öncelikle kaşı normal yerine almayı tercih ediyoruz. Daha sonrasında göz kapağı ameliyatı olması hastanın çok daha iyi bir sonuç almamızı sağlıyor. Şöyle, eğer kaş çok düşükse bu kaş ile kirpik arasındaki mesafe çok dar oluyor. Ve göz kapağı ameliyatı yaptığınızda da o iz inanılmaz, şu iki kaş ve kirpik arasındaki, yani gözün bitimindeki göz kuyruğu arasındaki mesafeye çok yakın oluyor ve kaşı daha da aşağıya çekiyor bana göre. Öncelikle kaşın doğru yere alınması göz kapağı ameliyatının çok daha güzel görünmesini sağlar. Peki kaşı yerine almadan yapabilir miyiz? Evet, yapabiliriz. Fakat nasıl olur? Sadece üstünde deri fazlalığı olmayan bir göz olur. Yani böyle çekici, insanların böyle bakınca bir daha bakmak istediği bir göz olmaz. Sadece sizin normal hayatınızı biraz daha kolaylaştırır. Daha rahat makyaj yaparsınız vesaire. Fakat eğer çekici ve güzel bakışlara sahip olmak istiyorsanız sadece göz kapağı ameliyatı değil, öncelikle kaşlarınızı asmak ya da temporal germe gibi bir yöntemden faydalanmak gerekli. Şimdi biz göz kapağı ameliyatına geri dönelim. Göz kapağı ameliyatı indikasyonu varsa hastaya neler yapıyoruz? Şöyle, lokal anestezi altında bu işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Minik noktalarla kesim yapacağımız bölgeyi, keseceğimiz bölgeyi işaretliyoruz, çiziyoruz. Daha sonra çıkaracağımız cilt, kas veyahut da yağ dokusu ne kadar çıkaracaksak planlıyoruz, ameliyatımızı tamamlıyoruz. Arkasından da dikişlerle cildi kapatıyoruz. Üzerine steril stripten, yani bir bandaj yapıyoruz. Onun üzerine de yapmayan olabilir ama ben yapmayı tercih ediyorum. Böyle ıslak sıkılmış pamuklarla minik hafif baskılı bir bandaj uyguluyorum ilk gün. Hasta bunu gece isterse çıkartabilir. Bu neyi engelliyor? Orada böyle minik minik sızıntıların olmasını, minik kanamaların olmasını ve göz çevresindeki morlukların fazla sürmesini engelliyor. Çünkü o hafif baskı oradaki damarlardaki kanamanın olmamasını sağlıyor. Ameliyattan sonra çünkü ameliyatın etkisi geçince ve ilaçların etkisi geçince böyle minik 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 sızabilir ameliyat yerinden. İşte o sızmaları engelliyor ve hastanın daha rahat geçirmesini sağlıyor ameliyat sonrası dönemi. Hasta daha sonrasında hastanede kalmasına gerek yok. Hastanın görme kontrollerini vesairesini yaptıktan sonra göz içine uygulayacağı birkaç pomat ve antibiyotiği ve antiinflamatuarı ile hastayı evine gönderebiliyoruz. Hasta 3 gün sonra geri geliyor. 2 veya 3 gün sonra ilk kontrolümüzü yapıyoruz ve ilk geldiğinde genellikle dikişlerin büyük bir çoğunluğunu alıyoruz. Çok nadiren dikişlerin alınmasını 5. güne kadar da bekleyebiliyoruz. Fakat göz kapağı çok iyi iyileşen bir bölge. Ve uzun süre dikişlerin tutulması izin daha fazla kalmasına sebep oluyor. O yüzden çok uzun tutmayı sevmiyoruz dikişleri. Ameliyattan sonra hastanın görüntüsü hafif ödemli, hafif dikiş yerlerinde kızarıklıklar vesaireler olabiliyor tabii ki. Bu görüntünün solması ortalama 2-3 haftayı buluyor. Tabii ki tamamen oturması 1-1,5 ay hatta 3 ayı bile bulabilir. Fakat hani insan içine çıkılacak duruma bir 15 günde falan gelebiliyorsunuz. Bir hafta sonra üst göz kapağınıza makyaj yapabiliyorsunuz eğer renk farkı sizi çok rahatsız ediyorsa. Bu şekilde hızlı uygulanabilen güzel pratik bir yöntem üst göz kapağı ameliyatı. Üst göz kapağı ameliyatında dikkat edilmesi gereken şeyler var. Onlar tabii her cerrah mutlaka biliyor ve kendine göre bir teknik oluşturmuş, uyguluyor. Fakat benim en çok dikkat ettiğim birinci şey çok fazla deri çıkarmamak. İkinci şey ise çok fazla yağ dokusu çıkarmamak. Çünkü kliniğimizde o kadar çok üst göz kapağına yağ enjeksiyonu yapıyoruz ki ve bu hastaların yarıdan fazlası daha önce göz kapağı ameliyatı olmuş hastalar. Ve hastalar üst göz kapağı ameliyatı olmaya artık korkar hale gelmişler. Çünkü diyorlar ki inanılmaz çöküyor, hastaların ifadesi değişiyor, bakışları değişiyor. Hayır, değişmez. Eğer çok minimal eksizyonlar yapılırsa, deri çok fazla çıkarılmazsa, özellikle gözün iç kısmındaki yağ petleri çok fazla boşaltılmazsa, o zaman kesinlikle dikkat çeken, sizi rahatsız edecek bir göz kapağı ameliyatı olmaz.
Zaten bütün dünyada artık eskiden şeydi, göz kapağından yağları çıkarırdık, kasları çıkarırdık, deri çıkarırdık, çıkarırdık. Hastanın gözleri çökerdi, bir şeye de benzemezdi. Bana göre artık tüm dünyada fullness dediğimiz üst göz kapağının dolu görünümü istenen bir şey. O yüzden de gereksiz hiçbir dokuyu çıkarmıyoruz, hiçbir dokuyu atmıyoruz ve ameliyattan sonra da son derece doğal bir görüntüyle yaşamınıza devam edebiliyorsunuz. Korkmamanız için bunları size söylemek istedim. Çünkü hakikaten göz kapağı ameliyatından sonra benim gördüğüm çevrede çok mutsuz hasta var. Fakat ille de böyle olacak diye bir şey yok. Dediğim konulara eğer dikkat edilirse, özen gösterilirse göz kapağı gayet güzel bir ameliyat. Görüşmek üzere, sevgiler.